Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerden alakalı yeni zam gelişmeleri gündeme gelmiş durumda. Özellikle bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalarda emekli vatandaşların son zamanlardaki geçim sıkıntısını giderebilmek için en düşük emekli aylığını ciddi derecede arttırmayı planlandığı dile getiriliyor. Özellikle seyyanen bir zam, akabinde ise Temmuz'da refah payı artı enflasyon zammıyla emekli vatandaşların cebini rahatlatmayı planlıyor. Hükümet tarafından, hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar bu yönde. İnşallah denilen gibi olur ve en yakın zamanda en düşük emekli aylıkları artar. Şu anki geçinemeyecek maaşlar artar ve emeklilerimiz kiralarını rahatlıkla ödeyebilir, faturalarını rahatlıkla ödeyebilir, giderlerini rahatlıkla karşılayabilir diye umuyoruz. Beklenen miktarlar 20 bin TL civarında bir miktar bekleniyor ama bunun ilk etapta seyyanen zamlan, Haziran ayında bir seyyanen zamlan 15 bin TL civarlarına çıkarılması, Temmuz ayında enflasyon artı refah payıyla bunun 20 bin TL bandına çekilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalara göre en düşük emekli aylığının da 20 bin TL olması bekleniyor. Emekliye böylelikle Temmuz ayının sonuna kadar 20 bin TL olacak. En düşük emekli aylığı buna göre de 10 bin TL'lik bir zam gelmesi bekleniyor. İlk etapta 5-6 bin TL'lik bir seyyanen zam, Temmuz enflasyon farkı artı refah payıyla beraber 10 bin TL'de zam gelecek olursa bundan beraber emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkması planlanıyor diyerekten açıklamalar gelmiş durumda. İnşallah denilen gibi olur. Zaten 20 bin TL'lik rakam da ne kadar yeterli olur onu da sizlerin değerli yorumlarına bırakıyorum. Sizce en düşük emekli aylığı 20 bin TL olursa yeterli mi? Ya da en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Artı da dul yetim maaşları var. Bunlar da gerçekten de şu enflasyon zamanında çok kötü eridiler. 3 bin TL, 4 bin TL, 5 bin TL dul yetim aylıkları var. Bunlarla geçinmek gerçekten de çok zor. Bunlara da en yakın zamanda bir el atılması, bunların da arttırılması planlandığı dile getiriliyor ama bir türlü arttırılmıyor. İnşallah bunlar da en yakın zamanda iyi bir seviyeye gelir diye ummaktayız. Görüşlerinizi, değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.